Peki Melik Yiğiter nasıl okuyorsun Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını? Yani bunu Hande, Kemal Bey bunu söylüyor, bunu tarif de etmesi gerekiyor. Şimdi bu ülkede geçmişte çok ciddi bu anlamda sorun yaşandı mı? Yaşandı yani, red, inkar, asimilasyon, bu politikalar uygulandı. Ya yani bizzat ben o coğrafyada uzun süre yaşamış biri olarak söylüyorum. Kürtçe şarkı söylenemiyordu. Yani Diyarbakır'dan Lice'ye giderken işte Kürtçe kasetlerin üzerine Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Burhan Çaçan yazılırdı. Evde Kürtçe müzik dinlerken biri camdan bakardı, acaba devriye geziyor mu polis, asker. Bizzat bunları yaşamış biriyim ben. Kürtçe isim konamıyordu. Kürtçe konuşmak yasaktı. Yasak. Yani askerlik yaptım ben. Şeyden, Bingöl'ün bir köyünden gelen çocuk Türkçe bilmiyor. Çat pat. Adını soyadını söyleyebiliyor. Karnının ağırdığını Kürtçe anlatmaya çalışıyor. Ve fakat konuşamazsın deniyor. Şimdi böyle bir Türkiye vardı. Vardı yani. Şimdi bunu inkar etmek hakikaten çok etik değil. Evet, Kürt'ten böyle bir sorunu vardı. Doğru. Ama şimdi bugün Bitti mi yani yani? sözde, ay şu, bugün hani bu meseleye dair işte sözde söylenemeyip ille silahta ısrar etmek, silahla söyleyebilecek tek bir kelime kalmadı. Yani bugün demokratik bir zemin var. Eğer buna dair görülen sorunlar varsa HDP pekala bunu yapabilir. Ama HDP'nin meseleyi çözmekten öte PKK'yı meşrulaştırma gibi bir derdi var. Tamam, ona geleceğim. Bir Ona cümleyi de geleceğim. söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'na baktığında Şimdi ben de mesele ne? Kemal Yani Bey bunu 2023 mü, tam 21 ay mı var senin şimdi deyiminle? Kemal Bey bunu tarif etmek zorunda. Bakın, çözüm sürecinde Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti mecliste. Ben de o toplantıyı izleyen gazetecilerden biriydim. Kemal Bey o dönem öyle bir tarif yaptı ki çözüm sürecinde işte et balık kurumu güçlendirilmeli, bölgede arıcılık teşvik edilmeli falan. Yani meseleyi böyle işkembeden, O mideden dönemde ibaret gördüm. meclis çatısı altında çözülsün dedi ama. Ama o Hayır, dönem... mecliste çatır ama oradaki açıklamada Kemal Bey'in meseleyi tarifi tamamen böyle mideden ibaret bir sorun. Melik Et balık, arıcılık. Bir yerde katkı yapmak istiyorum. Mesela bu çok üzerinde durulmuyor ama biz meclis muhabirliği yaptığımız için bu hafızayı yenilememiz gerekiyor. Evet, mecliste çözülsün denildi. Mecliste bir komisyon kuruldu. Sayın Naci Bostancı'nın Aynen başkanlığında. öyle, üye Ama vermediler. o komisyona üye Üye vermediler. vermedi. Yani mecliste çözülsün denildi. Fakat bir defa şu var. Evet, mecliste her şey, bu meseleler konuşulur. Bu ülkenin her sorunu konuşulur. Meclis 2000, yani kurulduğunda 1920-23 arasında aynı zamanda icra gücünü de alan, yani meclis hükümetlerinin yönettiği bir Türkiye var. Artık öyle değil. Meclis bir çözüm değil, temsil merci. Ama buna rağmen bir komisyon kuruldu. Naci Bostancı başkanlığında bir rapor hazırlandı. Ama oraya katkı vermediler. Onu da belirtmek istedim. O yüzden sevgili Hande, yani meseleyi eğer hani Kemal Bey tarif de etmek durumunda ve ona göre çözümünü anlatmak durumunda. Şimdi Yani şöyle, sorunları bunlar, eğer çözümlerin önerilerimizde bunlar. Muhataba bakılacaksa sevgili Murat Çelik'in söylediği çok önemli. Hangi HDP'ye bakacak? Mesela Sezai Temelli İmralı diyor. Bugün Ertuğrul Kürkçü, Onu birazdan bak konuşayım mı? Ne bir olur. Bir... cümleyle Ertuğrul Kürkçü Yeni Yaşam gazetesindeki köşesinde diyor ki 30 yıldır devam eden isyan sürecini görmezden gelmek, yani PKK'nın eylemlerini bir isyan süreci olarak algılıyor. Görmezden gelmek diyor, sadece HDP ile muhatabiyeti göstermek diyor, rüşveti kelamdır diyor seçime dönük. Şimdi bunu nereye koyacağız bunu? Değil mi? Yani nereye koyacağız bunu? O yüzden tarif Arkadaşlar, gerekiyor. Hakan Bey bir araya girip iki cümle söyleyecekmiş. Birazdan da ona döneceğim ama acaba sesi açık mı? Konuşabiliyor mu? Hakan Bey, buyurun. Bir geliyor mu? Geliyor, geliyor. Hayır, bir yarım saattir sesim kesikti. Bir şeyler söyleyecektim, giremedim. Neyse, sağlık olsun. Peki tamam, döneceğim size ama bir hemelik bitirsin, hemen size geliyorum. Yani bitireyim. Şimdi mesela HDP daha önce sorunun tarif ederken de
doğrudan hani coğrafya ile ilgili kütlenin yaşadığı coğrafya ile ilgili sorundan öte, işte Öcalan'ın koşulları düzeltilsin, PKK muhatap alınsın, işte demokratik özellik diye bir tarif ortaya koydular, öyle değil mi? Yani yani o zaman bunları mı oturup müzakere edeceğiz, yoksa şu anda mesela büyük bir mesafe kat edildi, işte TRT Kürdi var, Kürtçe şarkı söylenebiliyor, Kürtçe isimler konabiliyor, Kürtçe seçmeli ders var, Kürtçe kurslar var, işte radyolar var, Kürtçe savunma hakkı var. Ha mesela şunu söyleyebilirler, ya işte ana dilde eğitim, böyle bir talep mi var? Tamam, demokratik zeminde tartışılsın ama bu PKK'nın arkasına sığınarak ya da işte Öcalan'ı muhatap kabul edin, PKK ile masaya oturun deniyorsa bu tehlikeli bir süreçtir. O yüzden diyorum yani Sayın Kılıçdaroğlu eğer bu meseleye sahip çıkıyorsa diyecek ki ben meseleyi şundan 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 ibaret görüyorum, çözümüm budur. Peki. Sağlıklı olan budur. Yoksa bu haliyle bir cisim yaklaşıyor. Nedir? Bir cisim yaklaşıyor. Yani tariflerimiz değişir. Hakan Bey'e geçmeden sadece bir cümle söyleyeyim. Demin hani ben de söylemeye çalışmıştım, Melik sıraladı. Kazanımlar var mı? Var. İyi yönde atılmış birçok düzenleme, yapılmış birçok düzenleme var mı? Var. Ama diğer taraftan bir gerçeği de göz ardı etmememiz gerekiyor. Hani belki Bülent Bey bu konuda daha bizi aydınlatacak şekilde katkı verebilir. Yani HDP'nin demin kayyum atamalarından bahsettik. Yani yerel seçimlerden önce yani seçilse bile onların işlerini, görevlerini yapamayacaklarına dair açıklamalar olmuştu. Nitekim öyle oldu. Yani seçimden hemen sonra oralara kayyum atandı. Yerel yönetimde böyle. Diğer taraftan HDP'nin birçok yöneticisi, milletvekili vesaire dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra birçoğu halen yargılanma sürecinde ve uzun tutukluluk süreleriyle çok sayıda HDP'li şu anda cezaevlerinde. Şimdi onlar da yargının bu anlamda kendilerine hiç de adil davranmadığını savunuyorlar ve hele uzun tutukluluk sürelerinde düşündüğümüz zaman belli ölçüde bu söylemin haklı yanlarının olduğunu da düşünüyorum. Deminki artıların yanında böyle bir eksi de var. Yani diğer partilere üye siyasetçiler kadar özgürce siyaset yapmalarına izin verilmeyen bir ortam olduğu görüşündeler. Peki Hakan Bey hazır mı arkadaşlar? Hayır. Peki o zaman çok hızlıca sizden şunu da rica edeceğim. Sizinle başlayalım Bülent Bey. Şimdi hangi HDP? HDP'den açıklamalar işte. Sezai Temelli muhatap İmralı'dır. Mithat Sancar, kalıcı barış istiyorsak geniş toplumsal mutabakat meşruiyetine ihtiyaç var. Çözümün adresi meclistir. Demirtaş, HDP tüm sorunların çözümüne taliptir. Ne demek istiyor? Yani hangi HDP? Hakikaten şucular bucular içinde bunlar var ve HDP tek başına bugünden sonra bugüne kadar diyememiş, ya dur bakalım sen terör örgütüsün, burada muhatap benim diyebilir mi her konuda? Yani Sezai Temelli'nin açıklamaları üzerinden HDP'yi tanımlamak çok doğru değil. Yani Sezai Bu bölümü kısa rica ediyorum, olur mu? Sezai Temelli'nin hani neye hizmet ettiği çok açık. Neye hizmet ediyor? Yani PKK'ya hizmet ettiği, PKK'yı meşrulaştırmaya çalıştığı çok açık. Yani yeniden o çözüm sürecinde olduğu gibi İmralı üzerinden Kandil'in muhatap alınmasını istiyor. Yani sonuçta muhatap alınmasını istediği kişi terör örgütü elebaşlığından işte ağırlaştırılmış, müebbetle cezalandırılmış, işte cezasını infaz etmekte olan bir tane hükümlü. Yani bize bu hükümlüyü muhatap alın derken o zaman ortaya şu çıkıyor. Demek ki bu hükümlü hala terör örgütünün lideri ve terör örgütünü yönetiyor. Dedi. Çünkü bugün kim yazdı hatırlamıyorum. Dönsün Kandil'e söylesin İmralı'yı muhatap alsın diye, evet, bir ifade yani, kullanmıştı. Bir o yazar. Zaman yani şunu söylüyor bize Sezai Temelli. Hala Öcalan örgütün lideri, örgütü yönetiyor. Dolayısıyla siz İmralı'yı muhatap alın. Ya bu olabilecek bir şey mi? Yani şimdi bunu HDP'liler bunu söyleyebilirler. Ama bunun söyledikleri zaman bizim bundan ne anlayacağımız çok açık. Yani siz ya. İmralı'yı muhatap alın dediğiniz zaman yok sayıyor. Siz ben oradaki halkın, yaparım diyor. Halkın vermiş şey olduğu oyları da inkar etmiş oluyorsunuz. Aslında baktığımız zaman bölgede yaşayan halk HDP'ye bunun için oy vermiyor. Biraz önce ya Murat Bey söyledi. Yani HDP'ye oy verirken sadece Kürt sorunu dedikleri, İşte PKK'nın taleplerini mecliste dile getirsin diye oy vermiyor. Ki ben oy verirken de
PKK'nın taleplerini dile getirsin diye oy verdiklerini de düşünmüyorum. İçlerinde bu sahiple oy verenler olabilir ama oradaki bölge halkının büyük bir çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde birlik ve bütünlük içerisinde yaşamak istiyor. Hı hı. Ama onların da talepleri var. Nedir? Yani çocuğuna iş bulmasını istiyor. İşte hayat pahalılığının bitmesini istiyor. Daha iyi eğitim istiyor. Daha iyi sağlık koşulları istiyor. Refah seviyesinin yükselmesini istiyor. HDP'nin bunun için de mücadele etmesini istiyor. Ama maalesef HDP bunlardan ziyade bölgedeki bölge temelli etnik siyaset yaptığı için de aslında bölge halkından da bir tepki alıyor. Şimdi bölge halkı ne zaman HDP'ye en yüksek oyu verdi? Çıkıp HDP Demirtaş biz Türkiye'lileşmek istiyoruz, Türkiye'nin sorunlarına sahip çıkmak istiyoruz dediği zaman en yüksek oyu verdi. Ne zaman en az oyu verdi? Hendek siyaseti olduğunda HDP'nin o hendek siyaseti üzerinden işte demokratik özellik talepleri üzerine bölge halkı bu talepleri doğru kabul etmedi ve HDP'yi evet. cezalandıran, oylarını azaltan bir tavır sergilediler. Şimdi tabii bence Kürt tamamlayalım sorununa... Tamamlayalım bu arada. Kürt... Yani bilerek hepinize az süre veriyorum. Şöyle, diğer konulara geçebilirim diye. Bence ki. Kürt Hı. sorununa gelmeden önce Türkiye'nin tartışması gereken başka sorunlar var. Yani siz Türkiye'deki demokrasi sorununu seçimlerde alınan sonuçlara saygıyı sağlarsanız bağımsız, tarafsız bir yargı, ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü bütün bunları sağlarsanız belki geriye dönüp baktığınızda aslında konuşulması gereken bir Kürt sorunu olmadığını da göreceksiniz. Hı hı. Onun için yani ben baştan itibaren bu bir demokrasi sorunudur. Siz bunu hallettiğiniz zaman birçok sorun kendi zaten içerisinden zaten hallolmuş olacak. Yani işte HDP içerisinde siyaset yapan siyasetçilerin bir kısmının cezaevinde olduğu bakıyorsunuz niye cezaevindeler? İşte konuşmalarından dolayı eğer şiddetli çağrıştırmıyorsa bir hı hı. ifade özgürlüğü kapsamında bir konuşmaysa bu tabii ki ceza vermemeniz lazım. O zaman bir özgürlük sorunu, ifade özgürlüğü sorunu var. Yani Türkiye'de bence Kürt sorununa gelmeden önce bu demokrasi doğru. sorununu hallettiğimiz zaman bence geriye hiçbir şey kalmayacak. Peki HDP açısından kısa bir değerlendirme alayım. Hangi HDP? Nasıl bu farklı Kılıçdaroğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması HDP içerisindeki pay hatlarını ve güç odaklarını da ortaya çıkardı. Bir Demirtaş var, bir Demirtaş gerçeği var, bir İmralı gerçeği var, bir Kandil var. Çok şimdi dikkate almıyoruz ama ilerlerse bu süreç bir Avrupa gerçeği de ortaya çıkacak. Biliyorsunuz o çözüm süreçlerinde Öcalan mektup yazdığında bir adres de Avrupa oluyordu. Hmm. Çünkü para kaynakları evet. ve siyasi network Avrupa üzerinden kuruluyor. Burada hangi HDP'den ziyade hangi PKK'yı konuşmak daha doğru olacak? Çünkü orada HDP irade ve son söz sahibi değil. HDP'ye de söyleseniz size söyleyeceği ben bir Kandil'e ve İmralı'ya sormam gerekecek diyecek. Kandil'e söylendiğinde o diyecek ki ben bir Amerika'yla konuşmam gerekiyor diyecek. Çünkü doğrudan Amerika gelsin otursun. Yani şöyle onlar da öyle istiyorlar. Hı. Ama bu öyle olmaması lazım. Bu hayır, bizim sorunumuz. Hayır tabii ki canım ben yani şey onu, yapıyorum tabii, yani ama yani, hani onu en tabii, son Amerika'ya gidiyorsa. Yani ben şunu gördüm bu çözüm süreçlerini hepimiz de yakından takip ettik. Çözüm sürecini istemeyen tek irade Kandil'dir. Çünkü çözüm olduğunda silahlı mücadelenin var anlamı kalmayacak. Var olma nedeni kalmayacak. Tabii yani. Var olma nedeni ortadan kalkacak. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde tüm hükümetlerin çok iyi niyetli olarak bu işi çözmek için bir çaba içerisine girdiğini gördüm. Atatürk döneminde hazırlanan İnönü raporu var, Bayar raporu var, Renda raporu var. Yani o dönem irili ufaklı isyanlara rağmen yani bir çaba var, çözmeye çalışılmış. İyi ki de öyle yapmışlar. Yani çözüm sürecini PKK sabote etti. Ama çözüm sürecinin biz şöyle bir yararını gördük. Hendek Savaşı'nı örgüt başlattığında halk dedi ki kardeşim bu devlet samimi ve iyi niyetli olarak bir çözüm ortaya koydu. Biz Türkiye'lileşme dedik. Aydın'dan, Antalya'dan, Edirne'den, Artvin'e kadar hı hı. insanlar uzattığımız eli tuttu. Ve Kürt sorunu adına oturup 31-32 başlık yazıyorduk. Bunların birçoğu çözüldü ve bir kısmı zamanla çözülüyor. Devlet iyi niyetli burada. Siz iyi niyetli değilsiniz dedi. Ve terör örgütüne sırtını döndü. Zaten en büyük kazanım o. Yani halk teröre sırtını döndü mü biz bu işi çözeriz. Peki. Gene kısa bir şekilde HDP ile ilgili değerlendirmeyi alayım. Ya tabii şimdi referans noktamız hep çözüm süreci. Kaldı ki o dönemlerde işte hatırlayın yani ölçü
Hele de bugünden bakıldığında ölçünün kaçtığı çok nokta oldu. Yani ha burada seyyar mahkemeler kurulmasından tutun da işte o gelişleri, şunlar bunlar. Yani baktığınız zaman o zaman ülkeyi yönetenler çıkıp veya işte kanaat önderleri veya medyada bazı isimler çıkıp Öcalan'a övgüler, düzmeler vesaire. Hani baktığınız zaman ölçünün kaçtığı dediğim gibi maalesef çok nokta oldu. Ve onlar oldu. Da çözüm sürecine zarar verdi. İnsanları rahatsız etti ve çözüm sürecine karşı bir kitle oluşturdu. Orada ama şöyle özellikle habur süreci şöyle çok bir yanlış yönetildi. Empati yaparsanız anlaşılabilir bir şey. Şimdi sadece aileler değil, bugün bu ülkede her köyün şehidi var. Evet. Yani bir de öyle bakın, 40 yıl olmuş. Kesinlikle. İşte 30 küsür sene, 35-40 yıl olmuş. Her köyden birden fazla şehit çıkmış bu ülkede ve siz o insanları o şekilde karşılıyorsunuz. Yani bunun da bir hani öyle bir etki geliyorsa bir tepki de olacaktır tabii. Ama buna rağmen aman şu iş bitsin, yeni analar ağlamasın söyleminin bir karşılığı vardı toplumda. Yani şehit ailelerinden bile hani yüreğimiz yanıyor ama evet bitsin şu iş denildi bu ülkede. Evet o dönem sabote edenler oldu, oldu, bu oldu. O şans kullanılamadı maalesef. Bugün dönüp dolaşıp geldiğimiz noktada evet askeri veya silahlı terörle mücadelede çok ciddi bir aşamaya gelindi. Ona hiç şüphe yok. Ama bu defa da metastas yapıp işte Suriye cephesinden karşımıza çıkan bir tehdit var. Dolayısıyla eğer bu işi kökünden kökünden halletmezseniz bölgede bugün önce Irak sonra Suriye, ertesi gün şurası burası, yani o habis bir şekilde bir yerden tekrar kafasını çıkaracak. Dolayısıyla tamamen bitirmek için ne gerekiyorsa onun yapılması gerekiyor. Sevgili izleyiciler, bir reklama gidiyoruz. Hakan Bayrakçı'dan ve Melik Yiğitel'den bu konudaki görüşlerini aldıktan sonra adaylık tartışmalarına geçeceğim. Bizden ayrılmayın lütfen.